Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. TUSAŞ, ihraç kısıtlamasına uğrayan kritik parçaları hizmete almayı planladığı malzeme, proses ve metroloji laboratuvarında üretecek. Bu kapsamda 2023 yılının Mayıs ayında faaliyete alınması planlanan malzeme, proses ve metroloji laboratuvarı ile ülkemizin malzeme alanındaki en kapsamlı altyapısı TUSAŞ ile birlikte hayata geçecek. TUSAŞ dergisinin 130. sayısında yer alan yazıya göre bu laboratuvar, ulusal ve uluslararası akreditasyonlara sahip olarak hızlı, kaliteli ve güvenilir hizmet sunacak. Yapılan açıklamada kritik yapısal malzemelerin geliştirilmesi sürecinin TUSAŞ'ın özgün ürün platform envanterini genişletmesiyle yurt dışından tedarik edilen malzemelerin ihraç kısıtlamalarına maruz kalması sonucu ihtiyaçların karşılanamaz hale gelmesiyle başladığı aktarıldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, Hürjet'in yakıt sistemlerinin testlerini gerçekleştirmek için tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanan test tesisini kurmuştu. Böylece Türkiye'nin ilk jet eğitim uçağı Hürjet'in yakıt sistemi ilk uçuştan önce yerde güvenli bir şekilde uçurulup test edilecek. Hürjet'in birebir yakıt tankları ve yakıt sistemi ile yapılacak testlerde, uçaktaki yakıt transfer, dolum, boşaltım, motor besleme ve havalandırma sistemleri ve sızdırmazlık süreçleri bu tesiste test edilecek. Hürjet'in görev ömrü süresince devrede kalacak olan bu tesisten edinilen tecrübe ile Milli Muharip Uçak'ın da yakıt sistemlerinin testlerinin gerçekleşeceği yeni bir tesisi daha kurmak için çalışmalar da başladı. Şirket, bu tesislerden edineceği test verileri neticesinde platformların tasarım iyileştirmelerine de katkı sağlayacak. Zaman ve mali açıdan avantaj sağlayacak olan tesis ile birlikte şirkete hava aracı yakıt sistemleri testi kabiliyetini kazandıran Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, alanında dünyanın sayılı tesislerinden birini de yerli ve milli imkanlarla geliştirmiş oldu. Burada elde edilecek olan test verileri ile birlikte uçak tasarım verilerinin de ülkemizde kalması sağlanacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, 50. kuruluş yıl dönümünde 18 Mart 2023 tarihinde gökyüzü ile buluşturacağı Hürjet jet eğitim uçağı için çalışmalarını hızlandırdı. Gövde montajının devam ettiği Hürjet projesinde daha önce hareketli yüzeylerin testlerinin gerçekleştireceği demir kuş test tesisini ve Hürjet 270 mühendislik simülatörünü kuran şirket, bu kapsamda Hürjet'in yakıt sistemlerinin test edileceği yeni bir tesisi daha şirkete kazandırmış oldu.